Akşet abi tabii. Ha, tabii tabii. Yaza. Hasan abi. Ha. Ya Simay tanıyorum ya. Benden bahsediyorum. İhtiyar benim tanıyorum. Sen gelmeden önce. Çok kıymetli şehit aileleri ve bazı arkadaşlarımız. 14 Mart Şehitler Günü'nden müsaadetiyle değerli başkanımız Battal Gazi Belediye Başkanı Osman Bey'in bize ziyaret ettiğinden dolayı kendilerine başta teşekkür etmek isterim. Bizler de şehit ailesi olarak bugün gece saat 1.32 sıralarında Kuzey Irak'ta bir askerimiz, uzmanımız şehit olmuştur. Allah mekanını cennet etsin. Cennetlikler de Rabbim sahabine sabırlar ihsan eylesin. Şu mübarek Ramazan içerisinde bulunduğumuz ayda düşmanla barıştığı halde dini, ırkı belli olmayan PKK cinsiyetinin böyle Müslümanlara, askerlerimize, polisimize saldırmasını, başta bunu şehit ve gazi aileleri olarak biz bunları kınıyoruz. Bu ziyaret vesilesiyle de başta başkanım olmak üzere tüm arkadaşların ayağına sağlık. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Bugün Şehit ve Gaziler Haftası münasebetiyle Şehit ve Gazi Derneğimizi, başkanımızı ve yönetimine şehit yakınlarını ziyaret edelim istedik. Onların sevinçleri bizim sevincimiz. Onların dertleri bizim derdimiz. Öyle bir millete mensubuz. Elhamdülillah, şükürler olsun. Başkanımın da ifade etmiş olduğu gibi bugün akşam Malatyalı bir kardeşimiz, Hekiman ilçemizin Dursunlu köyünde bir uzman çavuş kardeşimiz şehit oldu. Ona rahmet diliyoruz. Şehitlerin nasıl bir yüce makama eriştiklerinin bilincindeyiz. Bu inanca elhamdülillah mensubuz. Ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Evlerine kor düşmüş oluyor. Onlara sabır diliyoruz. Hakikaten çok zor. Sabrın dışında bizim o insanlara tavsiye edebileceğimiz bir şey yok. Lafın sözün bittiği yer. Ama şunu da görüyoruz ki burada işte şehit yakınlarımız var, gazilerimiz var. Yani onlara baktığımızda Yüce Rabbimizin sabır verdiğini de görmüş oluyoruz. Tabii Türkiye önemli bir ülke. Dünya konjonktürü açısından, dünyadaki gelirlerin dağılımı noktasında olsun, petrol, doğal gaz kaynaklarının vesairelerin olduğu bir bölgedeyiz ülke olarak. Tüm dünyanın gözü, oynamış oldukları oyunlar hepsi bu bölge üzerinde cereyan ediyor. Türkiye'li olmak nasıl bir erdemlilik ise, tabii Türkiye'de yaşamanın daha doğrusu belli bir külfeti var. Sürekli düşmanların gözü ülkemiz üzerinde. Ama şükürler olsun dün olduğu gibi Çanakkale'de vesaire zamanlarda bu millet canı pahasına etten set örerek bu ülkeyi hiçbir düvele, yabancıya teslim etmemiş. Bundan sonra da teslim etmeyecek. Allah sizlerin şahsından da tüm şehit ailelerine sabırlar niyaz eylesin. Biz belediyeler olarak da sürekli sizin emrinizdeyiz. Bir sorun, sıkıntınız olduğunda inşallah elimizden geldiğince bu imkanlarımızı, size karşı olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Sağ olun, Allah bizleri vatansız bırakmasın.